14. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Yolculukta hasıl olan şeyleri ve birkaç talebenin hallerini bildirmektedir. Yüksek kapınızın kölelerinin en aşağısı olan Ahmet sunar ki, mahlukların mertebelerinde görülen tecellilerden birazı önceki mektupta sunulmuştu. Ondan sonra vücub, yani varlığı lazım olan mertebe göründü. Bütün sıfatlar bu mertebededir. Çirkin, siyah bir kadın şeklinde göründü. Bundan sonra ehadiyet, yani bir olan varlık, ince bir duvar üstünde duran uzun bir genç adam şeklinde tecelli etti. Bu iki tecelli hakkani olarak göründüler. Bundan evvelki tecelliler böyle görünmüyordu. Bu zaman ölmek istedim. Kendimi büyük bir deniz kenarında ayakta gördüm. Kendimi denize atmak istedim. Fakat arkamdan bir ip ile bağlanmış idim. Bunun için denize atlayamadım. Bu ipin maddeden yapılmış olan bedene olan bağlılıklar olduğunu anladım. İpin kopmasını istedim. Öyle bir hal oldu ki gönlümün Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi istemediğini anladım. Bundan sonra vücub makamının bütün sıfatları göründü. Bu sıfatlar bir bakımdan birçok şeylerin aynaları oldular. Daha sonra bu aynalarda görünen şeylerin hepsi aşağı döküldüler. Geride yalnız vücub makamının sıfatları kaldı. Bunlarda görülen şeylerin ayrılmaları, dökülmeleri de görüldü. Şimdi sıfatların asla verildiği anlaşıldı. Onlarda görülen şeylerden ayrılmadan önce asla verilemezlerdi. Belki verilmiş gibi görülürlerdi. Tecelli-i suriye kavuşanların hali böyledir. Sıfatlar asla verilince fenâ-i hakîkî hasıl oldu. Bundan sonra kendimdeki ve başkalarındaki sıfatları birbirinin benzeri buldum. Yerlerinin başka başka olması ortadan kalktı. Böyle olunca gizli şirklerin inceliklerinin birçoğundan kurtuldum. Şimdi ne arş kaldı, ne yer kaldı. Ne zaman, ne mekan, ne altı cihet ve ne de eşyayı ayıran sınırlar kaldı. Eğer senelerce düşünsem, âlemden bir zerrenin yaratılmış olduğunu bilemem. Bundan sonra kendime mahsus olan teayyün, kendime mahsus olan veç göründüler. Bu teayyün, eski ve parça parça bir elbise gibiydi. Bir kimse giymiş idi. O kimsenin kendime mahsus veç olduğunu anladım. Fakat hakkani olarak anlaşılmadı. Daha sonra bu adamın yukarı tarafında ve kendisine bitişik ince bir post göründü. Kendimi o post olarak buldum. Bu tayyün elbisesini kendimden uzak gördüm. O post üzerinde bir nur göründü. Biraz sonra yine yok oldu. Bu post ve elbise de yok oldular. Eskisi gibi cahil ve şaşkın kaldım. Bu görünen şeylerden anladıklarımı yüksek kapınıza bildireceğim. Doğrusuyla yanlışını işaret buyurursunuz. Şöyle ki, o görünen kimse, aynı sabitedir. Vücub ile imkân arasında bir geçit gibidir. İki yüzü birbirine benzemez. Arasında elbise bulunan ve nur görülen o post da, vücud ile adem arasında geçittir. Kendimi o post bulmuştum. Bu da, varlıkla yokluk arasındaki geçide kavuşmaktır. Bundan önce rüyalarda da kendimi böyle geçit bulmuştum. Fakat o afakta idi. Şimdi ise enfüstedir. Yani kendimdedir. İkisi arasında başka bir ayrılık daha görünmüştü. Fakat şimdi yazarken onu unuttum. Her zamanki halim şaşkınlık ve cahilliktir. Ara sıra böyle oyunlar da hasıl oluyor ve sonra yok oluyor. Geride marifetleri kalıyor. Bazı şeylerin ne olduğunu anlayamıyorum. Hatırımda kalanlara da güvenemiyorum. Bunun için hemen yazmak saygısızlığında bulunuyorum. Böylece yüksek işaretinizle bunlara güvenim hasıl olur. Kıymetli teveccühleriniz yardımıyla alçak şeylere olan bağlılıklardan kurtulacağımı ümmid ediyorum. İmdadıma yetişmezseniz işim çok güçtür. Farisi Beyt tercümesi. Hakkın ve hak adamlarının yardımı olmadan melek de olsa kurtulamaz yüz karalığından. Hindistan'ın meşhur şeyhlerinden Şeyh Abdullah Niyazi'nin oğlu Şeyh Taha ve Hüddam Hacı Abdülaziz yüksek kapınızı çok özlemektedirler. Şeyh Taha da mübarek ayaklarınızdan öper ve kabul buyurulması için yalvarır. Bu yüksek tarika girmek istiyor. Candan yalvardı. İstihare yapmasını söyledim. Görünüşte çok uygundur. Burada zikretmesini öğrenen sevdiklerimizin çoğu rabıta yapmaktadır. Bir kısmı rüya, vakıa esnasında rabıta alıp gelmektedir. Birçoğu da Delhi'den gelmeden önce rabıta etmişlerdir. Önce huzura ve şuursuzluğa dalıyorlar. İçlerinden birkaçı sıfatları asla veriyorlar, yani ondan görüyorlar. Geri kalanları böyle değildir. Fakat hiçbiri tevhid-i vücud ve nurları görmek ve keşflere kavuşmak yoluna gitmiyor. Molla Kasım Ali ve Molla Mevdut Muhammed ve Abdülmümin görünüşte cezbe makamının üst noktasına varmışlardır. Fakat Molla Kasım Ali inmeye başlamıştır. Geri kalan ikisinin inmesi bilinmiyor. Şeyh Nur da noktaya yakındır. Fakat kavuşamamıştır. Molla Abdurrahman da noktaya yakındır. Kavuşmasına az kalmıştır. Molla Abdülhadi o makamda huzura ve şuursuzluğa dalmıştır. Diyor ki, her bakımdan hiçbir şeye benzemeyen bir varlığı Celle Şanü, her şeyde hiçbirine benzemeksizin görüyorum. Her işi onun yaptığını anlıyorum. Yüksek nimetleriniz taliplere ve elverişli olanlara durmadan yağmaktadır. Bu nimetleri onlara ulaştırmakta bu aşağı kölenizin hiç hizmeti olmuyor. Farisi Mısra tercümesi. Ben o eski Ahmed'im, hiç değişmedim. Bir gün vakalardan bir vakayı anlatırken, o sevilmişlerden olmasaydı, maksada kavuşmakta çok güçlük çekerdi, buyurmuştunuz. Bu mahbubiyetin, yüksek ihsanınıza bağlı olduğunu da bildirmiştiniz. Bu müjdenizden çok ümitliyim. Bu taşkınlıklarım ve saygısızlıklarım ondandır.